nereye gidiyorsun? Buyur Mustafa. Geldin. Neler hissediyorsun? Evet, dün akşam saat 8'de Trabzon'a iniş yaptık. Meydanda ayarladığımız bir otele giderken Trabzonspor logosunu gördüm. İlk olarak ona sarıldım dün akşam. Uzun zaman sonra Trabzon'a geliyorum işte. Benim için apayrı bir duygu. Hele ki benim durumumda. Trabzonspor inşallah yüzümüzü güldürecek. İyi ki Trabzonspor var. Trabzonspor sayesinde memleket hasretimiz de son buldu. İnşallah şampiyonluk hasretimiz de son bulacak. Az kaldı. Buradan hakime tabii duyuyorsa illaki Fransız basını da yazdı çünkü bunu. Eğer duyarsa buradan kendisine teşekkür ediyorum. Giderken buradan forma götürmeyi düşünüyorum. İnşallah kulüp yetkililerine ulaşabilirsem, bir imzalı forma alırsam benim için çok iyi olur. Hakime, yani ben kendim için istemiyorum gerçekten. Bana bunu yaşatan hakime göndermek için elimden gelen her şeyi yapacağım. İşte buraya da gelmeli bayağı uzun seneler oldu. En son Fener maçına gelmiştim 5 sene önce. İnşallah bu derbide inşallah kazanan biz olacağız. O zaman berabere kalmıştık. Bu galibiyet de bize şampiyonun habercisi olur inşallah. Uzun zaman kalmaz. 1-2 haftaya şampiyonluğumuzu garantiler. Turumuzu atarız. Buradan da ben uğurlar giderim Paris'e. Ben ilk önce Mayıs'ın son 3 haftasına gelmek için planlamıştım. O zaman avukatım eşliğinde bir istek yapmıştım. 5. reddimi yedim. En son ben dayanamayıp kendim bir mektup yazdım. Başkanımla otururken bana tavsiye etti işte. Sen yaz dedi, belki seni dinler. Başkanım dedim, şimdi beni dinler, dinlemesine de ben şimdi ona bir mektup yazma hakkım var mı yok mu? Yaz dedi, ne olacak? Çöp atacak hali yok, en fazla bir red daha yersin, ne olacak? Tamam dedim, yazayım. Yazarken işte Trabzonspor'u, 84'ü, 2011'de çalınan şampiyonluğu, 96'da vefat eden gençlerimizi, yani Trabzonspor'un bizim için ne olduğunu anlattım. Duygulanmış olmalı ki 5 sene sonra, uzun bir aradan sonra ilk kez çıkış iznimi onayladı. Oğlum senin ne dönem telefonun? Ne 13? 13? Ya Trabzonspor da yayıldı aynı şekilde. Yani Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlaması için Fransız yargıç bir gece izin veriyor. Hani Fransız yargıcın birine izin vermesi için ya ilk derece ailesinden birinin vefat etmesi lazım ya da çok böyle hastalıklı bir insana gidebilmesi için 3-4 günlük izin verilir. Ben zaten 5 senedir reddiyorum. Bizim ailede birkaç kişinin ailelerinde hastalık yaşayanlar böyle izin aldı. Başka türlü de izin alan yok zaten.